Ne deniyor ona? Bir şeylere yakalandı filan. Ne bir şey diyorlardı ya magazinde. Kameralarımıza dedi. Soyunan Berke aldı, kameralarımıza yakalandı. Deklanşöre yakalandı. Allah bir şey var. Deklanşör değil de. Deklanşör değil onun. Madrajımıza mı? Hah! Objektifle ne alakası? Objektiflere yakalandı. Öyle bir şeyler vardı. Sen beni arama bir duble daha hiç arasın. Başlıyorum. Ben dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizler de gece işte yalnız başınıza kalırsanız ne olur onu çekeceğiz dostlarım. Bugün dediğim gibi böyle bir challenge yapacağız arkadaşlar. Biraz sonra Erin'i göndereceğim. Erin'i tek başıma kısa korku filmleri izleyeceğiz. Ve bakalım ondan sonra başımıza neler gelecek. Böyle bir ritüel deneyeceğim arkadaşlar. Bugün dediğim gibi tek başıma olacağım. Biraz sonra Erin'i gönderdikten sonra. O yüzden yardımcıya ihtiyacım var. Destek olmak için bir tek sizle ben kalacağımız için. Mutlaka videoyu beğenip yorumlar kısmına istediğin video varsa yazmayı unutmayın. Biraz da hala kanalıma abone olmayan var. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Destek olmak için ve videomu kaçırmamak isterseniz bir videomu beğenip o sırada da bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir kamerayla tek başıma sizle birlikte kalacağım arkadaşlar. Bakalım evde başıma neler gelecek. Acil bir durum için Eren'i evden çok uzaklaştırmayacağım. Eren aşağıda bekleyecek, yani dışarı çıkacak. Eren buralarda gizli kardeşim. Bir şey olursa arayayım en azından, tamam mı? Hani tek başıma kalacağım için ne olur ne olmaz arkadaşlar. Daha önceki videomu izlediyseniz zaten tek bir sıkıntılar yaşadığınızı biliyorsunuz. Bugün bakalım tek başıma yaşayacağım. Özgürlüğü cesaretli ama videodan sonra belli çığlıklar atabilirim. Bazen korkabilirim. Konuşamayabilirim. Onun için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi biraz sonra neler olacak bilmiyorum. Buraya ben bilgisayarımı hazırladım. Biraz sonra burada sizlerle birlikte bir tepki videosu edasıyla kısa korku filmi izleyeceğim. Bakalım neler olacak. Eren hazırsan artık git kardeşim. Ben de bundan sonra gidiyorum. Tek başıma biraz daha tut kamerayı, hadi bakalım. Kamerayı bırakacağım ya. Niye? Kardeşim ben neyi çekeceğim? Kaç tane kameramız var bizim? Şu ışığı açalım. Şimdi arkadaşlar Eren'i göndereceğiz. Işık. Hello. Edektif faturası ödemiş. Kendine iyi bak kardeşim. Evet arkadaşlar bundan sonra kendine iyi bak. Buralarda gezin dediğim gibi. Arkadaşlar bundan sonra dediğim gibi tek başıma kalacağım ve bakalım bundan sonra ne olacak ne yapacak bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi şurada ben kendi bilgisayarımı falan kurdum arkadaşlar. Biraz sonra kamerayı da oraya yerleştirip ondan sonra bakalım bir tepki videosu gibi bir video çekeceğim. Bakalım ne olacak. Şimdi kısa korku filmi izleyeceğiz. Gerçekten kısa 2 dakikalık bir film olacak arkadaşlar. Ondan sonra evde neler olur neler biter bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ritüel hakkında çok fazla bir bilgi yoktu. Ben de dedim ki yapalım görelim. Mantıklı değil mi? Bence mantıklı arkadaşlar. Hani ritüeli yapalım görelim dedim arkadaşlar. Şöyle kameramızı yerleştireyim. O sırada şöyle bir dakika parmak izimi okutmam lazım. Kısa korku filmleri dediğim gibi izlemedim. Sizlerle birlikte ilk defa izleyeceğim. Benim güzel bir kısa korku filmdir. Hadi başlayalım. Açı iyidir inşallah ya. Arkadaşlar kameramı yerleştirdim. Siz de ekran kaydını biraz sonra göreceksiniz dostlarım ve filmi sizlerle birlikte izleyeceğim. Umarım kameranın açısıydır. Şu an dediğim gibi tek başıma olduğu için kameranın açısını kontrol edebilecek biri yok. Tek başıma yapıyorum. Umarım dediğim gibi kameranın açısı, ses, ışık, görüntü falan iyidir arkadaşlar. Bilmiyorum. Şans sesleri yapıyoruz ama iyidir diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet dostlarım filmimize başladık. Angel Production. Siz de isterseniz bu kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Alon tek başına. Hadi bakalım vur filmde neler olacak bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten kısa bir film ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Şöyle biraz sesini kısalım. Benim sesimi bastırmasın. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane kız çocuğumuz var. Bir tane de telefon var burada. Bakalım ne oldu? Kız biraz böyle dalmış. Biraz değil yani dalmış arkadaşlar. Böyle bakıyor. O ne lan? Olaylar hızlı başladık arkadaşlar. O ne? Bir tane kız var bir tane daha ama saçları böyle önüne falan korkunç şekilde duruyor. Tepkisiz. O ne? Çok garip arkadaşlar. Hani tek başına olacak? Ne oluyor? Anam. Bak garip garip hareket. Ben böyle kızlardan çok korkuyorum. Ya kızlardan korkuyorum derken herkes saçlarını böyle öne atmış ya. Çok korkutucu gözüküyor ya. Sanırım yani şimdi. Ulan acaba şeytan ikizimi falan mı göreceğim arkadaşlar? Normalde bu challenge'ın amacı tek başına olmak. Tek başına olman gerekiyor ama kız... Ah telefon çaldı. Mesaj geldi en azından. Ne diyor? Kızın evde şu an tek başına olduğunu sanıyordum derken öyleymiş zaten. Ne oluyor lan? Arkadaşlar film bitmek üzere bu arada. Son kaldı ya 15 saniyesi kaldı filmin. Nasıl ya? Bu kadar mıydı? Ana! Arkadaşlar film gerçekten bitti. Kim var lan orada, ne oluyor? Eren! Oğlum! Arkadaşlar o neydi lan? Kim var orada? Hey! Lan! Birisi mi var? Ne oluyor oğlum? Tövbe tövbe. Bu kapı kendi kendine hani açılamaz arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Neyse dostlarım film dediğim gibi bitti ve film inanılmaz kısaydı. Yani inanılmaz kısasını geçtim. Hiçbir şey olmadı ki filmde. Yani bir tane korkutucu bir kız vardı. Böyle garip garip hareketler yaptı arkadaşlar. Ve ondan sonra da film bitti. Yani şey yani... Hiçbir şey anlamadım ben filmden. Hiç de sevmedim açıkçası. Çünkü filmde gerçekten hiçbir şey olmadı. Hani kız sadece şey yaptı. Neyse bir dakika şuraya bakacağım ben. Buraya bakmak için çıktım da.
kapı niye açıldı az önce? Kim var? Ne oldu? Ne oluyor oğlum? Mutfağın kapısı kapandı. Oğlum ne oluyor arkadaşlar? Evde bir şeyler oluyor. Kapılar falan kapanmaya başladı. Ne oluyor oğlum? Açılan kapılar, kapanan kapı, mutfak kapısı kapandı. Bir dakika, mutfakta mı biri var? Oğlum tek başına da korkuyorum ya. Açıyorum arkadaşlar. Oğlum açamıyorum. Kendi kendine kapı, bak. Açacağım. Ne oluyor oğlum? Bu ne arkadaşlar? Mutfak kapısı açıyorum, kendi kendine geri kapanıyor. Bak bak bak. Açacağım şimdi. Ha. Ah! Allah Allah. Lan! Oğlum! Ne oluyor lan? Ah, açılıyor. Arkadaşlar kapı açılıyor. Bir dakika. İçeriye bakacağım. Arkadaşlar şimdi muhtemelen ben buradan sığmayacağım için kamerayı içeri sokacağım. Eğer içeride bir şey varsa yorumlara yazın. Çünkü ben dediğim gibi görmeyeceğim. Kapı kapanıyor tekrar. Geç kaldık. Ne olur bir daha açılsın. Arkadaşlar kapı bir daha açılırsa hemen kamerayı koyacağım oraya. Yani kamerayla göstereceğim içeriği. Eğer dediğim gibi bir şey, Allah, bir şey varsa yorumlar kısmına yazın. Deniyorum şimdi kapıyı açmayı. Yavaş yavaş açarsam belki kapanmaz. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Şuradan kamerayı sokacağım ve dediğim gibi içeride bir şey varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Sanırım bir şey yok gibi ama kapı da kapanmıyor. Tamam. Arkadaşlar ben bir şey göremiyorum şu an. En azından mutfağın tamamen çevresini göremiyorum. Siz bir şey gördüyseniz... Ne kapandı? Siz bir şey gördüyseniz yazın. Şimdi bu yastık ne abi? Oturma odasından yastık geldi kafama ya. Bu ne alaka abi? Bu buradan geldi. Bu ne oğlum? Ne yapacağız? Şöyle koyalım. Allah Allah. Lan! Arkadaşlar. Oğlum filmde çok kısaydı. Hani filmde bir şeyler olsa, filmde bir şeyler oldu diyeceğim. Hani veya oğlum filmin devamı mı vardı acaba ya? Ben bir kaçırdım arkadaşlar. Bir saniye. Hayır abi film bu kadar. Hani film. Şu filmin son bir saniyelerini izleyeceğim arkadaşlar. Son saniyelerini izleyememiştim. Bir saniye. Yo bitmiş zaten. İnanılmaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Eren'i mi arasam? Ne yapsam bilmiyorum. Ya çok garip şeyler de olmuyor. Ya garip şeyler olmuyor derken. Hani en azından henüz bir şey görmedim. Etrafta eşyalarım dağılıyor. Kapılar kapanıp açılıyor. Kendi kendine açıyor. Ben açıyorum o kapanıyor. Ben kapatıyorum o açılıyor. Anlamadım. Şu mutfağın kapısını bir giremedim işte. Bir daha deneyeceğim. Aha açılıyor herhalde. Biraz zor açılıyor ama. Yok abi mutfağa sokmuyor beni. Orada birisi mi var acaba arkadaşlar? Burada birisi var. Kapı direkt suratıma kapandı. Burada birisi olmalı. Yok. Ne oluyor oğlum? Ne yapacağım? Açılıyor, açılıyor. Kapım açılıyor. Açılıyor arkadaşlar. Ses. Ne oluyor oğlum? Evde her yerde bir şeyler oluyor. Bir şey oluyor. Bak orada birisi var. Arkadaşlar burada birisi var bakın. Arkadaşlar orada birisi var. Birisi var burada. Kim var lan? Nasıl ya? Oğlum burada birini gördüğümü yemin edebilirim arkadaşlar. Lan mutfağın kapısı açılmış şimdi. Girebilir miyim şimdi? Balkonda mısın lan? Hayır. Arkadaşlar ben... Yeter. Sanırım videomuzun sonuna gelme zamanı geldi. Çünkü... Bir şeyler görüyor gibi hissediyorum. Bu ne lan? Arkadaşlar iyi dinleyin bak bir ses var. Duyuyor musunuz? Bak.
Hadi bir daha yap, hadi. Bu ne oğlum? Dostlarım sanırım videonun sonuna gelme zamanı geldi. Çünkü bu işler durmuyor ve gittikçe şiddeti artıyor. Konuşmaya falan mı başladılar anasın? Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben direkt evden çıkacağım ve eve akşam geldiğim zaman tekrar bir şeyler olursa devam ettiğimde eve kamerayla gireceğim. Eğer bir şey olursa videoda koyarım. Olmazsa da koyarım. Bilmiyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay. Artık akşam görüşürüz. Arkadaşlar. Tamam. Uzun bir süre geçti. Ben dışarı çıktım. Eren'le falan oturduk. Bayağı yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Ve eve geldim. Hala aynı ses. Arkadaşlar geceki aynı ses. Geceki aynı ses ve evi dağıtmışlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Benim acil rütü ev filmem gerekiyor. Hoşçakalın. Tamam.